Öncelikle sizinle başlayalım. Merhaba. Şinasi Aladağlı Bey'in milletvekili aday adaylığı konusunda görüşlerinizi alalım. Şinasi Bey ve Şinasi Bey gibi değerli hemşehrilerimizi parlamentoda görmek bizi gururlandırır. Bugün de ona destek için geldik. Umuyorum iyi bir sırada değerlendireceğine de bütün gönlümle inanmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Mustafa Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Yani bizim hemşehrilerimizin gerçekten %80-85'i Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Şinasi Bey de bölgede yetişmiş bir yani iş adamı. Herkesi gülen yüzünü esirgemeyen, herkesi kucaklayan, din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan bütün renkleri bir araya getirebilecek bir milletvekili. Dolayısıyla 7. bölge, 3. bölgede 700 bine yakın Kaşlardan Iğdırlı var. Cumhuriyet Halk Partisi herhalde değerlendirmesi lazım. Teşekkür ederiz efendim. Efendim önce sizi tanıyalım. Ahmet Keske benim adım. Şinasi Bey gerçekten bölgemizde çok değerli bir iş adamı. Kendisi bu aday adaylık konusunda başarılar diliyorum. Umarım iyi bir görev alır. Parlamentoda onu görmek bizi mutlu eder. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim. Evet efendim merhabalar. Sizi tanıyalım. Mali Müşavir Abdullah Adıman ben. Şinasi Bey daha önce abilerin dediği gibi çok değerli bir iş adamı. Haremilerin saltanatını yıkmak için geliyorum diyor. İnşallah hemşehrimizi mecliste görmek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Üstü Bey, başkanım sizin neler söyleyeceksiniz? Ben Şinasi Bey'i çok yakından tanıdığımdan bu çoğunların mutluyum. Parlamentoda böyle dinamik, kendini yetiştirmiş, çevresine faydalı olan, siyasetin de bilincinde olan parlamentoda kitlesini temsil etme yeteneğini kendilerine buluyorum. Güven duyuyorum, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Bugün Şinasi Bey'in milletvekili aday adaylığının iftar sofrasındayız bu akşam. Neler söyleyeceksiniz? Kendisinin adaylığı için neler söyleyeceksiniz? Öncelikle teşekkür ederim. Bizler tüm adaylarımızın her zaman yanında olduğumuz gibi sevgili Şinasi Bey'in de adaylığının tam bir destekle yanındayız. İnşallah aday adaylığı adaylığa doğru dönüşür. Bizden olan tüm değerler bizim için kıymetlidir. Biz de bu kıymetlerin yanında olabilmek için var gücümüzde. Sizler de her daim gördüğünüz gibi birlikte olmaya çalışıyoruz ki olacağız. Efendim iftarlarda buluşmak da güzel bir şey. Güzel bir ambiyans. Sevgili milletvekilime diyeyim de Allah söyletiyor derler ya. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Bizler de kendilerinin gönül destekçileriyiz. Bizden olan tüm değerlerin yanındayız. Teşekkür ederiz efendim. Efendim sizi tanıyalım. Şinasi Bey'e başarılar diliyoruz. İnşallah aday olarak gelir. Biz de desteklerimize devam ettik. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ben Aşık Şirinlik Kültür Derneği yöneticilerinden Fuat Kasımoğlu. Şinasi Bey'i inşallah Ankara'da görmek ümidi ve hevesiyle buradayız. İnşallah başaracağız. Teşekkür ederim. Efendim merhabalar. Bu akşam Şinasi Bey'in milletvekili aday adaylığıyla ilgili iftar sofralarındayız. Bu güzel akşama dair neler söyleyeceksiniz? Önce sizi tanıyalım. Vallahi ben Kamil Aladağlı. Kendim otomotiv sektöründeyim. İSOŞ'ta. Aynı zamanda inşaat sektöründeyim Güneşli'de. Şinasi Aladağlı dayımın oğlu olduğu için çok memnunum. Olmasına da çok sevindim. Sonuna kadar da destekliyoruz ailece kendisini. Zaten masadaki bütün arkadaşlar, diğer masalarda İnşallah sizi işaret ettiler. Başarılarının devamını da diliyorum. Şinasi Aladağlı başarılı bir iş adamıdır aynı zamanda. Yani partimizde de inşallah başarılı olacaktır. İnşallah kazanacaktır. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, çok sağ olun. Efendim merhabalar. Önce sizi tanıyalım. Ben İsmet Korkmaz. Cumhuriyet Halk Partiliyim. 11. dönem İl Genel Meclis üyesiyim. Şinasi Bey'in milletvekili adaylığı için neler söyleyeceksin? Valla Şinasi Bey'in adaylığını destekliyorum. Onun için Ankara'ya da gittik. Birileriyle de görüştük. Ama olmayabilir. Bu dönem çok sıkıntılı bir dönem. Siyaset uzun vadelidir. Ben Şinasi'nin geleceğini iyi görüyorum. Bugün olmasa bile siyasetten kopmayacağını tahmin ediyorum. Ben de bir abisi olarak ona her türlü yardımı, maddi manevi her zaman yanındayım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.
Arpaçay Dernekler Federasyonu Başkanı Oruç Genel Oymak Bey, Genel Başkanımız Oruç Oymak Bey, efendim merhabalar. Şinasi Bey'in bu akşam iftar sofrasında bütün hemşehrileriyle bir araya geldiler. Siz de katıldınız, çok da iyi ettiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday adaylığıyla alakalı iftar sofrasındayız. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Allah kabul etsin. Sevgili hemşehrilerin de çıktığı bu yolda başarılar diliyorum. Biz Kars Federasyonu olarak hemşehrilerimizin siyasette nitelikli, yönetebilir ve etkili noktalardan aday olmalarını ve seçildiklerinde iyi bir görevle ülkeyi yönetmelerini istiyoruz, destekliyoruz. Burada siyasi parti ayrımı da yapmıyoruz. Sevgili hemşehrilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3. bölgeden adaylığını kutluyorum. Aday olmak da önemli bir davranıştır. Bu zor bir iş, gerçekten zor. Allah kolaylık versin. Herkesin yapamayacağı bir durum gerçekten. Aday olanların girdikleri bu yolda nelerle karşılaşacak? Bir de bu dönemde çok fazla aday adaylığı başvurusu var. Burada da aday olarak çıkmak dediğiniz gibi zor bir iş ama yine de yapmak lazım. İnşallah zoru başaracaklar. Tabii ben bu ülkeyi Karsların yönetmesinden yanayım. Böyle bir iddiamız var. Şundan kaynaklı biz Serhat şehrinden yetişen insanlar olarak hep eli vicdanında insanlar olduk. Hep önce devlet dedik, halk dedik. Dolayısıyla da bu bizim genlerimize işleyen duyguyla bu ülkeyi Karslar yönetiyordu. -30 dereceden kalkıp gelip İstanbul'da tutunmak ve halen o sınır şehrinde ülkeyi doğuda Serhat boyunda korumak, kollamak ve orada yaşamak her babayiğidin harcı değil. Bunu başaran Kars, Ardahan, Iğdır hemşehrilerimle gurur duyuyorum. Dolayısıyla da bu ülkenin en böyle hassas duygularıyla bugüne kadar gelmiş olan Kars, Ardahan, Iğdırlar bu ülkeyi yönetmeyi hak ediyorlar. Bu ülkede Karsları hak ediyor bu. Efendim çok teşekkür ederim. Bugünkü en şık, en doyurucu bir röportajı sizden aldık. Sağ olun, afiyet olsun. Kıymetli misafirler, değerli konuklar, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili 3. Bölge aday adayı Sayın Şinasi Anadağlı düzenlediği iftar programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kısaca Şinasi Bey'den bahsetmek istiyorum. Şinasi Bey, Kars merkez doğumlu, AŞ şirketlerin grubu yönetim kurulu başkanı, sırasıyla iştikal alanı turizm, inşaat, otomotiv, hayvancılık sektöründe yatırımlarını sürdürmekte. İş hayatında genç yaşta başlayan Sayın Şinasi Aladağlı, çevresinde ve daha doğrusu Kars'ta da köklü bir ailenin evladı olduğunu biz biliyoruz. Çevresinde itibar gören bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensubu. Çevresine duyarlı, sevilen, sayılan bir iş insanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerine duyarlı, parti yolunda her zaman hizmet ve destekleriyle koşan partili bir nefer olarak 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde parlamentoda tabanını aslı temsilciliği görevine talip olan Sayın Şinasi Aradağlı takdir ve desteklerinize layık olacağını sizlerle paylaşmak üzere mikrofona davet ediyorum. Sayın Şinasi Aradağlı, buyurun. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcılarım, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkan Yardımcılarım, Sayın Siyasi Parti Temsilcilerim, Sayın Meclis Üyelerimiz, Sayın Muhtarlarımız,
Sayın Federasyon Başkanları, Sayın Sivil Toplum Örgütleri, Sayın İş İnsanları, Sayın Basının Güzide Temsilcileri, Sayın Çok Kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi Kıymetli Üyeleri, Dernek Başkanları, Sayın Konuklar, Cumhuriyet Halk Partisi 3. Bölge Milletvekili adayı tanıtım toplantıma hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sizlerin Ramazan'ını tebrik ediyor, iftarımıza katılıp bizleri onure ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli konuklar, öncelikle 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor, yaralılara Rabbimden şifalar diliyor. Kıymetli konuklar, ülkemiz zor günlerde geçiriyor. Türkiye'nin umudu Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ülkeye katacağı çok önemli hizmetleri olacaktır. Bu nedenle ülkemize hizmetlerin hayata geçmesi, hak, hukuk, adaletin yerine getirilmesi için milletvekili adayı olmaya karar verdim. 14 Mayıs seçimlerinde inşallah sizleri temsil etmek şerefine nail olmak ve bu güzel ülkemizin bir hizmetkarı olmak için huzurunuzdayım. Milletvekilliği görevini sadece temsil makamı olarak görmekten öte, sorun çözen, cesaretle elini taşın altına koyan, sadakatli güvenini milletin iradesinden yana ortaya koyan bir vekil anlayışıyla yola çıktım. Kıymetli konuklar, öncelikle İstanbul 3. bölgede yaşadığım için tüm bölgeye hakimim. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerindeki zaferimizin ikincisini 14 Mayıs'ta yaşayacağımıza inanıyorum. Hepinizden destek bekliyorum. Toplumun artık kavgadan uzak tutulması gerekli. En önemlisi Türkiye'nin demokrasiye, hukuka, adalete ve bütün sorunlarını tartışıp çözebileceği güçlendirilmiş parlamenter sisteme ihtiyacı var. Bunu da 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ya da başaracağız. Partim tarafından aday gösterilmem ve seçilmem durumunda özetle ifade ettiğim bu sorunların çözümünde ortak aklın bir bileşeni olacağım ve Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesine taşıyacak mücadeleye destek vereceğim. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde önce Cumhurbaşkanlığını kazanacak, sonra genel seçimlerde 400 milletvekili seçerek ülkenin umutlarını büyüteceğiz. Ulu Önder Atatürk'ün hedeflediği muasır medeniyet için var gücümle çalışmak, herkesin kardeşçe eşit şekilde yaşadığı, dinlere, mezheplere saygının gösterildiği layık ve demokratik bir toplum için milletvekili adayım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde güzel ülkem Türkiye sana söz, yine baharlar gelecek sloganıyla tam destek yanınızdayız. Hep birlikte her şey çok daha güzel olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize afiyet olsun. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Gürsel Tekin Ankara'da programın yoğunluğundan dolayı gelemedi. Aradı biraz önce de Sayın Şinasi Aladağlı'ya tebrik ederek sizlere saygı ve selamlarını iletti. Ayrıca İstanbul İl Başkan Yardımcımız Avukat Sayın İsmail Topkaya programın trafiği yoğunluğundan dolayı yolda geri dönmek zorunda kaldı. Bağcılar İlçe Başkan Yardımcımız Sayın Ali Öztürk Bey'i mikrofona davet ediyor. Buyurun Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum.
değerli katılımcılar, siyasi partilerin değerli temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, değerli basın, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Ramazanınızı öncelikle tebrik ediyor. Tuttuğunuz oruçların kabul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bugün burada değerli arkadaşlarım ve arkadaşımız Sayın Şinasi Aladağlı'nın iftar programındayız. Değerli milletvekili aday adayımız, ikinci cumhuriyetimizin ikinci yılını demokrasiyle taşlandırma adına haktan, hukuktan, adaletten, ahlaktan ve liyakattan doğru sanayide, tarımda, hayvancılıkta, iletişimde, teknolojide yeniden üreten bir Türkiye yaratma adına yola çıkan Sayın Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yol arkadaşı olma aday olmuş kendisi. Kendisine çıktığı yolda başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlarımız, ülkemiz hepinizin bildiği gibi ekonomik anlamda, siyasal anlamda, sosyal anlamda derin bir krizden geçiyor. Bunu hepiniz derinden yaşıyorsunuz. Bu krizi çözmenin yolu ortak akıldır. Onun için Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında demokrasiyi taşlandırma adına ve ülkenin birleştirici gücü olma adına aday olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çatısı altında hep beraber sizleri birleşmeye davet ediyorum. Ve Sayın Milletvekili adayımız Şinasi Aladağlı'ya destek vermenizi özellikle rica ediyorum. Ve ayrıca Sayın İlçe Başkanımız Avukat Murat İmrek bir programı olduğu için İBB İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile beraber davete katılamadı. Sizlere selamları var. Onun da selamını sizlere iletmek istiyorum. Hepinize bu duygularla saygı ve sevgi sunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim, bu akşam Şinasi Bey'in iftar sofrasındayız. Ne söyleyeceksiniz? Amcamın oğlunu desteklemeye geldik. Kendisine başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Kendisinin arkasındayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bir yola çıktık artık. Devam edeceğiz inşallah. Allah sonuna hayırlı etsin. Devam. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Benim ismim Ömer Çalışçı. 1978 Pars doğumluyum. Evet. Bugün Şinasi Bey'in iftar sofrasında milletvekili aday adaylığıyla alakalı bir araya geldik. Neler söyleyeceksiniz? Allah razı olsun. Şinasi Bey çok sevdiğimiz, saydığımız bir abimizdir. Her zaman dürüstlüğüyle ön plana çıkmış, başarısıyla hangi işi tutmuşsa koparmıştır. Bundan sonra yolu açık olsun. Biz her zaman arkasındayız. 20 yıllık bir hükümetin de artık değişmesi lazım. Şinasi Bey tam zamanında, tam ilçesine, 3. bölgeye yakışır bir milletvekili adayıdır. İnşallah aday olarak da göreceğiz. İnşallah mecliste de Şinasi Bey'i göreceğiz. Bundan sonraki yolu açık olsun. Her zaman yanındayız, arkasındayız. Bütün desteklerimiz Şinasi Aladağlı için. Teşekkür ederiz efendim. Şinasi Bey'in bugün iftar programındayız. Bu güzel akşam için neler söyleyeceksiniz? Vallahi
Mutluyuz yani, ne diyeyim, çok güzel bir şey yani, çok güzel. Hepimiz burada, ne zamandır görmediğimiz insanları da burada görünce yani bizim için de çok güzel oldu açıkçası. E bir de iftar olunca ayrı bir güzel oluyor. Şinasi de zaten uzun senelerdir bizim bir arkadaşımız, kardeşimiz. İnşallah başarılı olacak zaten. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şinasi Bey'in milletvekili adaylığı ile ilgili burada iftar sofrasındayız. Bu güzel akşamda neler söyleyeceksiniz? Allah hayırlı etsin. İnşallah Şinasi Bey'i mecliste de görmek istiyoruz. Destekçisiyiz, arkasındayız. Teşekkür ederim, sağ olun. Şinasi Bey'in bu akşam iftar sofrasında adaylığı ile ilgili güzel bir dostlarıyla bir arada neler söyleyeceksiniz? Şinasi çok değerli bir akrabamız bizim. Umarım başarılı olur. Umarım parti onu tercih eder. Tercih ederse de yanılmaz. İftar sofrasındayız. Neler söyleyeceksiniz? Şinasi, ben Karsuzlu Porsolu Köyü Dernek Başkanı'yım. Önce kendimi tanıtayım. Ertan Şuhatam'ın. Elimizden geldiğince Şinasi Bey'e yardımcı olacağız, destekleyeceğiz. Yol açık olsun diyorum Şinasi Bey'in. Elimizden geldiğin daha fazlasını yapmaya çalışacağız. Yani yapacağız. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Afiyet olsun. Serkan Bey merhaba. Şinasi Bey'in bu akşam milletvekili adaylarıyla ilgili iftar sofrasında buluştuk. Neler söylüyorsunuz? Allah kabul etsin. Keselerine bereket. Bizi böyle dostane bir ortamda buluşturdukları için onlara çok teşekkür ederiz. Gönlümüz onlarla, oylarımız onlarla. Halkımız inşallah ona destek verir. Başarıların devamını diliyorum. Arkadaşlar